Merhabalar, ben Köftes Köfte ve karşınızda Kısa Yusuf'un 22. bölümü sanırsam. Evet, 22. bölümüne hoş geldiniz. Ve yanında gene Engin hayırsızıyla Manu hayırlısı var. Hayırlısı. Evet, Manu sen hayırlı izleyicisin. Hayırlı pompalar. Evet, şimdi bu bölüm ne yapıyoruz? Evin dışarı, bu arada şu hattı döşedim. Açıklayacağım birazdan. Ve şuraya bir boru koydum. Buraya unloader, fluid unloader koyuyoruz. Fluid unloader şu şekilde craft ediliyor. Hopper, detektör bu şekilde falan filan. Bir de bunun loader'ı var. Şununla şunun yerini de değiştiriyorsunuz. Unloader, minecartlardan sıvı bırakmak için. Evet. Bu arada kartları, trackleri craft etmek için şu lanet şeyi kullandım biraz. Çünkü Gregtek. Hayır, Gregtek'ten değil. Realcraft'tan. Aa, Realcraft mı değiştirmiş? Ben Gregtek değiştirmiş sandım. Yok, Gregtek recipe'yi değiştiriyor. O ayrı mevzu. Yok, Gregtek şu an ona dokunmuyor. Tamamdır. Bunu bu moda getiriyoruz. Şuraya da şimdi bir stone koyalım. Daha sonradan o değişecek. Daha şık bir arkadaşa çevireceğim. Ardından çarda bir sorun var. Biri düştü çardan. Muhtemelen Engin. Empty moduna getirelim, tamam. Ardından kartı da bırakmışım ben. Ki zaten gece oluyor. Bir gündüz yapalım, ondan sonra dalalım. Evet, o esnada yaptığımız bir değişikliği de daha değineceğim. Dersu. Birkaç makine. Öncelikli olarak Assembler yaptım fakat Assembler'ı başka işler için kullanacağım. Assembler'ı şu an sıvı redstone elde edemediğimiz için track kullanımında kullanamadım. Ve Engin geri geldi. Galiba. Evet. Öncelikli olarak Basic Distillery. Bunun için Blaze öldürdük. Blaze'i nereden buldun diye soracak olursanız. Şuradaki bir dungeon'dan. Evet. Engin ölü. Engin'im. Distillery'i şöyle yerleştirelim. Ve boruları da şuradan geçirelim. O zaman daha şık olsun. Bu arada unutmadan Gregtek boruları boru mantığıyla çalışmıyor. Her biri mini bir tank olarak çalışıyorlar. Bunu aklınızda bulundurun. Yani yer çekimine bayağı uyuyorlar. Tabii bunu için zekice yöntemler var bunu engellemenin de. Uğraşmanız gerekiyor azıcık. Çünkü Gregtek'in olayı uğraşmanız. Evet. Engin oyundan da düştü ya. Onun interneti ya da elektrikler gitti sanırım. Muhtemelen. Kurtulduk. Şunu direkt şöyle bağlayalım. Chemical reactor. Tamamdır. Distillery. Fuel. Glycerili sel olarak elde edelim de onu sele depolayacak bir arkadaş gerekecek.
Aa dur. Golemler. Ne diyorsun? Golemler candır. Aynen. Orada iyice gece olduğuna göre... Uyuyalım. Yay. Ardından da... Yanlış çıkıştan çıkalım. yakında oralara sign falan eklemem gerekecek zaten. Evet. Yolculuğa hazır olun. Woohoo! Evet, böyle fantastik bir yolculuk. Tabi bu yoldan normalde biz geçmeyeceğiz. Bu yoldan minecartımız geçecek. Şimdi Buildcraft pump'ını şu şekilde yapılıyor. NEI'den bakarsınız zaten resmisine. Ki modluya yabancı olmayan izleyiciler gayet iyi biliyordur nasıl craft edildiğini. Evet. Tamamdır. Redstone engine'lerimiz de çalışmaya başladı. Ve Fluid Loader. Evet, şöyle bir cam zeminde yapalım. Ve bekliyoruz. Şuraya da bir taş koyalım. Ve telefon titredi. Salih. Gelen. Evet, o zaman şuna da cevap verdiğimize göre bakalım bu doluyor mu? Hayır, henüz dolmadı. Biraz bekleyelim. Belki dolar. Belki. Belki bir gün dolar. O esnada yani evimize bir gitmeyelim. Bulursun. Bunu bekliyoruz. O zaman ben biraz bekleyip geliyorum. Ve geri geldim. Sanırım bunlar olmuyor. Şunları kullanalım. Bunlar da bu şekilde yapılıyor. Bu falan. Burası direkt olmuyor gibi. Acaba Redstone Engine mi kabul etmiyorlar? Ne dersin? Hesaplama yapıyordum. Tam dinleyemedim. Ne dedin? Redstone mi? Engine mi kabul etmiyor acaba artık pompa? Olabilir. Çünkü bedavadan pompa çalıştırıyorduk abi. Hani bir tane lever koy, aktifleştir. Sabah akşam çalışıyordu pompa. Adam da yani mod yapımcısı da bunu engellemek için Redstone Engine'i engellemiş olabilir. Ki ben olsam ben de engellerim. Bedavadan pompa çalıştırılır mı? Ayıp. Bayağıdır da olan bir şey. Evet.
Belki şimdi kapatası gelmiştir canım adamın yani. Bir dönem kapatmayı planladığını biliyorum ancak ondan sonra geri açtılar. Şimdi hayata geçirmiş demek ki. Ya da Epson'un bir bug'ı da olabilir. Hani Epson'dan kaynaklanan bir bug da olabilir. Bir araştırmak gerek onu. Evet, ilginç. Engine'leri bir... İlginç. Hani. İlginç. Evet. Sadece ilginç diyebiliyorum. Yıllarca kullandığımız sistemi çalıştıramıyorum. O zaman Geronimo deyip atlıyoruz. Ve aklıma güzel bir fikir geldi. Sence nedir fikrim? Paraşütü mü icat edeceksin? Hayır. Atlamak deyince olmadı, tutmadı. Bu arada benim kart, minecartım yolda bir yerde kayboldu. Ona bir bakacağım. Et burada, tamam. Sütlü etim nerede diye ona bakıyorum. şimdi. Drain. İki iron plate, iki iron var. İki iron plate. İki iron bar. Ve assembler. Tamam, siz assemble olun. Avengers, assemble! Neyse. Engine'lerimize bir bakalım. Combustion engine. O şeydi değil mi? Hem su hem yakıt isteyen. Hı hı. Combustion engine. Yani. Harikasın. Sonrasında bana ne lazım? Şu bricklerden bolca. Ve iki gova su. Tamamdır. İhtiyacım olanlar bunlar. Drain'imiz de hazır. Gidip uyuyup tekrar atış sahasına geri dönelim. Tabii atış sahası değil ama kastettiğim şeyi anladınız. Ve bakalım herhangi bir yerde fazla bir yol mu kat etmiş arkadaş... Ha yok, burada durmuş. Evet. Tabii aklımdaki bu değildi. Aklımdaki şey kesinlikle bu değildi. Neyse. Evet, bu ufak fail'ın ardından başka bir ufak fail'la düşüp yolumuza devam ediyoruz.
bu bahaneyle iki kova suyu almamız da daha rahat olacak. Tamamdır. İki kova suyumuzu aldık. Ardından... Oh. Bakayım derken... Bütün dengemi kaybettim. Ha dur. Engine'ler... Süperdir. Hayır değildir. Çünkü hatalı oldu bu. Bir tane glass kırmamız gerekecek. Wooden pipe. Gel, gel, gel. Ardından drain. Gel. Tamamdır. Sonra... Oh. Sıkıntı değil. Tamamdır. Çözdük. Drain gel. Su gel. Diğer su gel. Ardından... Benim bir kova... Oil almam lazım. Sonra o bir kova oil ile sistemi başlatmam. Bir saniye yalnız. Suyu almıyor. Burada ufak bir problemimiz var. Nasıl halledeceğiz seni? Bu olması lazım da neden çalışmıyor? Great Tech Pipe'ları tam bir gizem. Şuradan bir deneyelim. Şöyle saçma... Ah, çok ya, alakasız bir yer.
Çok iğrenç tasarımlı bir düzen kuruyorum ama elden ne gelir? Daha sonra bunu düzeltelim. Sonrasında sen gel. Su dolmamakta ısrarcı ediyor. Yapıyor. Güzel. Hadi bağlam. O zaman çaremiz ne? Manu. Şeyi doldurmak için mi? Hı hı. Şu Railcraft tank abi. Aquasa Simulator'ın da yok. Evet, onu kullanacağım. Drain'in çalışması... Drain'in çalıştıramadım bir türlü. Düzgün çalışmadı. Dur, aklıma başka bir fikir daha geldi. İkisini de deneyeceğim. Hemen geliyorum. V'ye geri geldim ve tekrar Q'ya bastım. Her zamanki gibi. Engin, sen ne yapıyorsun? Mac büyütmece. Güzel. Güzeldir Mac büyütmece. Kaçta karar kıldık? 9'a 9 muydu? 9'a 9 aynı. Daire amca kafası. Tamam, bu dolduruyor. Steel istiyormuş. İlginç. Evet. Gayet güzel çalışıyor. Şunları kullanalım. Belki daha hızlı aktarır. Evet, daha hızlı aktarıyor. Tamamdır. O zaman şunu da şöyle koyduk mu? Ve buraya yetmiyor. Tamam, şimdi yetmesi lazım. Senin manuelden Forceful modunu alalım ve evimize geri dönelim. Sonrasında yapmamız gereken tek şey bu arkadaşı bir tank karta dönüştürmek ve geri kalanını kendi başına halletmesini izlemek. Değil mi? Tabii ki. Evet. Şimdi tank kart. Bunun için şöyle ufak bir deneyim vardı. Bağlanmıyor bile. Neyse, sizi atalım. Şimdi Iron Tank Gauge lazım bize. Bunun için 4 tane Iron Plate lazım. 2 tanesi, 1 tanesi hazır olduğuna göre 3 tane Iron Plate lazım. Pardon. Dert değil. Sonrasında... Evet. Glasslarımız da elimizde. Glass peynirimizi de yapalım. Ve bir ara benim bir çöl temizlemem lazım. Evet.
Ve tank kartımız hazır. Tank kartımızı kutsal görevine yolluyoruz an itibariyle. Crowbar'la dalayım. Tamamdır. Tank kartımız bize dolup gelecek. Şimdi geriye aşağıdaki iş, işin aşağıdaki kısmı kaldı diyeceğim de öncelikle tank kartımızın gelmesi lazım. Ona göre oturacak burası. Bir zombiler falan yansın. Onları istemiyoruz. Orada bir kart var uzakta. O kart bizim kartımızdır. Diye başlıyoruz. Tin tin tinim hanım, ben buna mı geçtim köfte? Yo, tin tin tinim hanım madencilikte ki şarkım benim. Tin gördüğün zaman. Aynen. O zaman ne diyoruz? Tin tin tinim hanım. Of. Bakalım. Arkadaşımız gelme yolunda. Evet, arkadaşımız dönüş yolunda bize petrol getirecek. Merhabalar. Bakalım aşağıya indiriyor mu yoksa başka bir çözüm yolu mu bulmamız gerekecek ona? Evet, doluyor. Gayet güzel bir biçimde. O zaman şuraya respilerini yerleştirmemiz lazım. Oil ile olan respiler. Şimdi sen 2 mununa ayarlanacaksın. Sen de bir. Tamam, iki tane circuit'e ihtiyacım olacak. Steel plate'im var mı? Yok. O zaman steel plate'ler gelin. Bir taneniz şöyle, bunu dönüşün. Sonrasında bir saniye, aslında daha fazla eksik hesapladım gene. Bunu hep yapıyorum. En azından fazla hesaplayıp maden israf etmiyorsun. Yo, gene kullanıyorum. Fazla fazla yaptıklarımı bitirdim bile mesela pek çok konuda. Hani Greg tek bu. Her şeyin fazlası yarar. Greg olunca doğaldır. Yani. Greg tek. Fazla fazla craft edin. Bir gün yarar. Bir gün yetmez hatta. Mutlaka. Şimdi bir, iki. Bir, güzel. İnelim aşağı. Ve bunlara steam vermeye başlayalım. Steam. Output.
Basic Steam Turbine, Basic Steam Turbine. Tamamdır. Şimdi buraya Steam alıyor olmamız lazım. Evet, beraberinde şu ikisinin şu an çalışıyor olması lazım. Ama çalışmıyorlar. Evet, biri çalışmaya başladı. İkisi de çalışmaya başladı. Evet, böyle güzelce çalışıyorlar. Bunun keşke iki girişi olaydı. Güzel olabilirdi. Ama illa biri katı olarak girecek. Chemical Reactor. Ve bunların biraz daha hızlı olması lazım ilerleyen zamanlar için. Neyse, zamanla oturacak. Bir süre zaten Steam ile idare edeceğim. Ardından bunlar yerini alacak. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötesi yöntemli günler, iyi eğlenceler.